Herkes duysun ekranlarından, herkes kazansın yarışma programından hepinize merhabalar. Ben Esma Nur Gülbahar. Bugün Herkes Kazansın ekibiyle birlikte Bursalıların nefes alma noktasındayız. Mudanya'dayız efendim. Bakalım bugün kimler kazanacak, kimler kaybedecek? Hadi gelin hep beraber görelim. Evet, günün ilk yarışmacısıyla beraberiz. Merhabalar. Merhabalar annem. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Sübhanallah. Hoş geldiniz Mudanya'ya. Yarışmanız daima başarılı olur inşallah. İnşallah. İzniyle. Sizi gördüm, sevindim yani. Çok maşallah. Teşekkürler. Burada Mudanya'da mı oturuyoruz? Mudanya'da oturuyoruz bebeğim. Kimle yaşıyoruz? Eşimle yaşıyorum. İyi, ne güzel. Mudanya güzel bir yer ya. Özellikle yaşı ileri olanlara daha güzel gibi böyle değil mi? Evet, evet. Evet, bütün. Evet, şimdi zarflarımızı size uzatacağım. Bir tanesini seçelim, buyurun. Fıtı. Ben şimdi onu açacağım. İçinde sorularımız var. İnşallah, hayırlısı. İnşallah. Başarırız. Evet, başlıyorum. Olduktan sonra başarırız maşallah, sübhanallah. Ay, teşekkür ederim, siz de çok güzelsiniz. Evet. Başlıyorum ilk sorumla. İnek Şaban olarak hafızalarda yer eden ünlü sinema oyuncusu kimdir? Kartal Tibet, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal. Kemal Suna. Evet, doğru cevap Kemal Sunal. Tebrik ediyoruz, bravo. Hiç unutmuyoruz değil mi? Siz daha iyi bilirsiniz hatta bizden. Kemal Suna, evet. Evet, izledik mi filmlerin hepsini? İzledim. İzledim. Çok hala teşekkür ederim. Hala gülüyoruz. Hala keyif veriyor. Diyorum. Evet, senin gibi. Sizin gibi güzeller. Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Sizin güzel bakışınız o. Evet, ben geçiyorum ikinci soruma. Bursa'nın nüfus olarak en kalabalık ilçesi hangisidir? Osman Gazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl. Hatta böyle Bursa'nın kurucusunun ismini taşıyor bu ilçe. Osman Gazi. Evet, Osman Gazi. Doğru cevap. Tebrikler. Bravo. Süpersiniz. Evet. Evet, doğru. Üçüncü soruma geliyorum. Uzun ince raketi olup kas tüyünden yapılan tüylü bir topla oynanan oyunun adı nedir? Tenis, golf, badminton, polo. Uzun ince raketim var. Kas tüyünden yapılıyor. Tüylü bir topla oynanıyor. Böyle çok hafif, böyle vurduk mu uçuyor. Böyle aynı tenis gibi. Yeşil, hadi kafaya vereyim. Yeşil top. Tenis, golf, badminton, polo. Bir daha düşünelim. Polo. Son kararımız mı? Evet. Maalesef polo değil, badminton olacaktı. Tenis benziyor aslında. Ben de bu soruyu ilk duyduğumda acaba tenis topu evet, mu demiştim. Çünkü yeşil, evet, evet. O da tüylü ama bu biraz daha farklı. Badminton sizin canınız sağ olsun. Tebrik ediyorum ben sizi. Para ödülünü takdir edeceğim. Şöyle 100, şöyle 200 TL, buyurun. İki soru doğru bildiniz. Tebrik ediyorum. Keşke bir soru daha bileydim. Keşke olsun. Maşallah, süper. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok memnun olduk tanıştığımıza. Hoşçakalın. Bizi helal edin çocuklar. Helal olsun, var mı? Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Evet, sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Abimiz burada incik boncuk kolye bileklik yapıyordu. Geldik aldık, dedik ki hadi gelin yarışalım. Merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Recep Güler. Burada İncik, boncuk, kolye. Nasıl işler? Yazın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama. Sezon bitiyor, evet, artık. Nasıldı düştüm. Bu yaz, güzel geçti mi? Çok iyi değil ama idare etti. Burada mı yaşıyoruz? Mudanya'da yaşıyoruz, evet. Düşün. Yine Mudanya'dayız. Oh, ne güzel. Mudanya'nın has insanlarındanız yani. Şimdi ben size zarflarımı uzatacağım. Bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. Zarfı ben açacağım. Tamam. Genel kültürümüze güveniyor muyuz? Sayılır. Hadi bakalım. Başlayalım ilk sorumuzla. Hangisi fotosentez yapmaz? Çınar, kavak, söğüt, yarasa. Yarasa. Evet, yarasa. Doğru cevap. Çok eminim. Yarasa. Tebrikler, bravo. Türbesi Bursa'nın Çekirge semtinde bulunan ve Mevlid-i Şerif'in yazarı olan tarihi şahsiyet kimdir? Mehmet Çelebi, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Süleyman Çelebi. Evliya Çelebi. Emin miyiz? Böyle hemen Hacivat Karagöz'ün aşağısında. Bir kere daha okuyayım şıklarımı. Bana dönelim, kopya çekmeyelim orada. Konuşmak yok, sağa sola bakmak yok, sıraların altına eğilmek yok. Mehmet Çelebi, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Süleyman Çelebi. Çekirge de böyle. Durdum. Durdum. İyi bildiğim şey. Mehmet Çelebi mi? Son kararımızı verelim artık. Bir kere daha okuyorum, son kez sorumu. Türbesi Bursa'nın Çekirge semtinde bulunan ve Mevlid-i Şerif'in yazarı olan tarihi şahsiyet kimdir? Mehmet Çelebi, Evliya Çelebi, Katip Çelebi, Süleyman Çelebi. Allah Allah. Son kararımızı verelim, söyleyelim artık. Katip Çelebi.
Maalesef Kadir Çelebi, Süleyman Çelebi olacaktı. Kopyada verdim ama birazcık. Olsun, olsun. Tebrik ederim yine size. Bir soruyu doğru bilecek. Şöyle 100 TL para ödülünüzü takdim edeceğim. Buyurunuz. Biz teşekkür ederiz. Memnun olduk. Hoşçakalın. Güle güle. Sağ olun. Evet, sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Böyle cıvıl cıvıl çok enerjik bir hanımefendi var yanımızda. Merhabalar. Merhaba. Sizi biraz tanıyalım lütfen. Ben Selcan Hasipek İnan. Ortodonti uzmanı olarak çalışıyorum. Bursa'da yaşıyorum. Ne güzel. Nereliyiz? Bursalı mıyız? Ankaralıyım aslen. Ankaralıyız. Ankara mı Bursa mı? Ankara. Ankara değil mi? Ankaralılar Ankara'yı çok böyle savunurlarmış böyle. Çok savunuyorlar. Biz de Bursa'yı savunuyoruz ama ne yapacağız? Bursalıyız artık. Biz artık diyelim bari. Aynen öyle. Evet, buyurun zarflarımdan birini seçebilirsiniz. Hangisi geçiyorsa içimizden buyurun. Hadi bak, bana yakın olsun. Tamam. Ben açayım onu. Genel kültürümüze güveniyor muyuz? Çok değil ama bilmiyorum. Umarım. Hadi bakalım. Olsun. İstediğim yerlerden. Güvenelim. Yerlerden. Güvenelim kendimize. Başlıyorum ilk sorumla. Cumhuriyet hangi tarihte ilan edilmiştir? 23 Nisan 1920, 19 Mayıs 1919, 29 Ekim 1923, 30 Ağustos 1922. 29 Ekim 1923. Evet, doğru cevap. Bravo, tebrikler. Ay maşallah. O zaman viral oluruz değil mi sosyal medyada? Özellikle böyle bir soruda biraz daha sakındırırdım. Aynen öyle. Geliyorum ikinci soruma. Geçtiğimiz yıl Süper Lig'de şampiyon olan takım hangisidir? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor. Fenerbahçeli olmama rağmen üzülerek Galatasaray söylüyorum. Evet, doğru cevap. Ben sevinerek doğru cevap Galatasaray diyorum. Evet, tebrikler, bravo. Geliyorum üçüncü soruma. 70'li yılların sonunda Müslüman olan ünlü pop sanatçısı kimdir? Salim, Muhammed, Sami, Yusuf, Yusuf, İslam, Malik, Abdülaziz. Biraz da şıklardan gitsek aslında kolay bir soru bu. Sanki biliyorum ve Yusuf İslam demek istiyorum. Son kararımız mı? Evet, son kararım. Evet, son kararı doğru cevabı. Tebrik ediyoruz, bravo. Süper gidiyoruz. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Osmanlı'nın ilk üniversitesi olan Orhaniye medreseleri nerede kurulmuştur? Söğüt, Domaniç, İnegöl, İznik. Osmanlı'nın ilk üniversitesi olan Orhaniye medreseleri. Bunu bilmesem üzülürüm. Çünkü Bursa'da yaşıyoruz. Yani Söğüt Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer. Sanmıyorum. Medrese olarak daha önce gitmiştim. Yani İznik'i gezme fırsatım oldu ilk geldiğimde. Orada o medreseleri hatırlıyorum. Gezmiştim. O yüzden ben tercihimi İznik'ten yana kullanıyorum. Son kararımız mı? Son karar. Evet, doğru cevap İznik. Bravo, tebrik ediyorum. Süpersiniz. Genel kültürümüz müthiş. Geliyorum son soruma. Sorularım biraz zorlaşıyor ama siz iyi gidiyorsunuz. Nazarda değil miyim? Son soruma geldim. Klonlanan ilk hayvan olan koyun Dolly hangi tarihte ölmüştür? 14 Şubat 2003, 14 Şubat 2002, 14 Şubat 2001, 14 Şubat 2000. Koyun Dolly. Dolly'yi biliyoruz. Evet, Dolly. Klonlanan hayvan Dolly. Acaba isim mi gelecek? Maalesef. O zaman biraz kolay olurdu eğer 2000. İsmine deseydik ki 2003 ve 2000, 2001, 2002, 2003. Yakın bir tarih ama ikisi birbirine çok yakın, hepsi birbirine. Evet, son soru olduğu için ekip arkadaşlarım böyle hazırlamışlar maalesef şıkları. Atacağım bu soruyu biraz. Atalım, olsun. Tamam. 2002, 2000 olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ben biraz daha hani 2002 ile 2003 arasında kararsızlığım var. Artık bu soruda ben de kopya veremiyorum maalesef. 2003 diyeceğim. Son kararımız mı? Emin olmamakla beraber son kararım. Evet, doğru cevap 2003. Evet, soruyu da doğru bildiniz. Tebrikler. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayır, şaşırmayın. Süpersiniz. Genel kültür süper. Hislerimize de güvendik. Hislerimiz de bizi doğru yola götürdü. En azından şu var. Yani hani rezil olmadığıma sevindim ben. Hani 5'te 5 yaparak ayrı bir şey ama. Süpersiniz. Tebrik ediyorum sizi. Ödüllerinizi takdim edeceğim. Şöyle 100 TL birinci soru. Şöyle ikinci soru. Şöyle üç. Şöyle dört. Şöyle beş. Ama ödülümüz bitti mi bitmedi, arkadaşlarınızdan biriyle beraber bir de Misi Masal'da kahvaltı yapacaksınız. Şöyle, evet.
hediye çekimizde takdim edelim. Çift kişilik kahvaltı bileti. Arıyorsunuz, rezervasyon yaptırıyorsunuz. Bu biletle beraber gidiyorsunuz. Çift kişilik kahvaltı yapıyorsunuz. Harika, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizinle de öyle, enerjiniz çok güzeldi. Umarım çok teşekkür ederiz. Evet, inşallah herkes bizi duymuştur. O zaman bağıralım mı bir kere, herkes kazansın diyelim mi beraber? Diyelim. 1, 2, 3. Herkes kazansın. Merhabalar. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ben Safiye. Buraya yeni geldim. Öyle, yarışayım dedim. Okul için mi geldin? Evet. Ne okuyoruz? Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Ne güzel, Uludağ Üniversitesi. Evet. Süper, oyunculuk bir de. Hadi inşallah çok güzel yerlere gelirsin. Birazcık meslektaş sayılırız. Şimdi son bir zarfım kaldı. Senin için bu zarfımı açıyorum. İnşallah sorularımız bildiğimiz yerden gelir. Allah, para da geldi. Para da geldi. İyi, hadi dursun, para da dursun. Bakalım, paralar seni istiyor gibi. Başlıyorum ilk sorumla. Kapı önlerinde bulunan, yerden hafif yüksek olan basamağın adı nedir? Eşik, beşik, deşik, çeşit. Eşik. Eşik doğru cevap. Tebrikler, bravo. Geliyorum ikinci soruma. Atletizmde mesafe olarak en uzun koşu nedir? Dekatlon, maraton, heptatlon, triatlon. Hiçbir fikrim yok. En çok hangisini duyarız? Böyle 40 metre falan sürüyor. 40 kilometre falan sürüyor. Maraton diyorum. Maraton. Evet. Maraton doğru cevap. Tebrikler. Böyle kulağımıza aşina olan şıkkı söyledik. Doğru bildik. Tebrikler. Heykele çıkar mıyız? Yeni geldik ama heykeli bilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok şu an. O zaman gideceğiniz yerlerden biri olacaktır heykel. Heykele gidilmiyor. Heykele çıkılıyor bizim Bursa'da. Oraya ilgili bir sorum gelecek ama ben sorumu sorayım. Belki biliriz, belki duymuşuzdur. Heykel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykelinin atının hangi ayağı havadadır? Sağ ön ayağı, sol ön ayağı, iki ön ayağı, hiçbiri. Hiç bilmiyorum ama hiçbiri ya diyesin. Hiçbiri değildir herhalde. Hangisi geçiyorsa içimizden onu söyleyelim. Sağ ön mü? Hiçbiri ya, hiçbiri diyesin. Hiçbiri, son karar mı? Son karar. Evet, hiçbiri doğru cevap. Sallıyor, sallıyor. Tutuyor, olsun. Demek ki hislerimiz kuvvetli. Biraz. Peki geliyorum dördüncü soruma. Geleneksel portakal çiçeği karnavalı hangi şehirde yapılır? Antalya, Mersin, Adana, Hatay. Biliyor muyuz, hiç duyduk mu? Film festivali de böyle portakallı falan ya, bir Antalya diyesim geldi ama bilmiyorum çünkü normalde. Antalya diyorum buna da. Son kararımız mı? Böyle rengarenk kostümler oluyor, portakal çiçeği renklerinde böyle giyiniliyor, sokağa çıkılıyor. Antalya, Hatay, başka ne vardı? Mersin, Adana. Mersin de olabilir gibi ama Antalya'ya, Antalya diyorum. Antalya son kararımız mı? Maalesef Antalya değil, Adana olacaktı. Benim de aklıma ilk Antalya gelmişti. Bu soruyu evet güzel atamadık. Olmadı bu sefer. Tebrik ediyorum. 3 soruyu doğru bildik. Şöyle sizin için gelen, zaten kendi kendine gelen bir param vardı. 100 TL. Önce onu takdim edeyim size, buyurun. Kolay olsun. Şöyle. Açabilirsem inşallah. Şöyle 200 TL. Şöyle de 3. soru 300 TL. Tebrik ediyorum. Ne yapacağız 300 lirayla? Hiçbir fikrim yok. Bu arada 2 kahve içsen bitiyor zaten. Evet doğru. 2 kahve içsek bitiyor. O zaman artık afiyet olsun diyelim size. Çok memnun olduk. Hoşçakalın. Siz de hoşçakalın. Evet, sıradaki yarışmacımızla devam ediyoruz. Açalım yavaş yavaş yarışmamızı. İnşallah. Buyurun, zarflarımdan birini seçelim. Hangi fikrimden geçiyorsa. Tamam, o olsun. Ben açacağım soruları bu içinde. Mıknatıs hangisini çeker? İğne, cam, tahta, toprak. Dinle. Evet, iğne doğru cevap. Bir tercilik biraz bildiğim için. Süper, tercilik var. Evet, biraz. Geliyorum ikinci soruma. Peş turizminin gelişmesine hangi şehir daha elverişlidir? Ankara, Bursa, Konya, Balıkesir. Bursa diyelim mi? Al kararımızı verebiliriz. Çünkü Uludağ var. Evet, Bursa var. Evet. Teşekkür ederim. Geliyorum üçüncü soruma. Güzel geldi sorularınız. Hadi inşallah. Oruç tutmak maksadıyla yeme eyleminin bırakılması olarak bilinen vaktin adı nedir? Sahur, iftar, imsak, seher. Yani cevap vermeyelim, sanki bu birazcık böyle şaşırtmalı gibi. Oruç tutmak maksadıyla yeme eyleminin bırakılması. İmsak. Yok, ben hani gece yemek yiyip de bırakıyoruz ya. Hayır, sabah bırakıyoruz. İmsak, sabah geldi. Evet, imsak. Doğru cevap. Bildik yine. Oscar ödülleri ilk kez hangi yıla verilmiştir?
John Kennedy'yi suikast ile öldüren katil kimdir? Ramirez Sanchez, Lee Harvey Oswald, Ted Bundy, Albert Fish. Bilmiyoruz, bunda kaldık. Eski ABD Başkanı John Kennedy'yi suikast ile öldüren katil. Kendimize yakın hissettiğimiz söyleyelim, bir kere daha okuyayım. Ramirez Sanchez, Lee Harvey Oswald, Ted Bundy, Albert Fish. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum hepinize. Biz teşekkür ediyoruz. Ne yapacağız 4 sırayla? Vallahi ne bileyim. Bir hediye bir şey alayım kendime. Evet, kendimize güzel bir hatıra kalsın. Evet, öyle çok oldu. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk. Ben de memnun oldum. Evet, günün son yarışmacısıyla da beraberdik. Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 kişiyle yarıştık. Bol bol öğrendik, bol bol kazandırdık efendim. Herkes kazansın yarışması her ilde, her ilçede karşınıza çıkabilir. Herkes duysunu takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.